Şimdi 15-16 Haziran'a tabii buradaki bu faaliyet, bu girişim üzerinden bağlanmak gerekirse bir benzerlik kurmak istiyorum. Aslında 15-16 Haziran tartışmasını da oradan doğru yapabiliriz. Haziran dendiği zaman tabii belki de Gezi ayaklanmasına kadar Türkiye'nin gördüğü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmüş en büyük kitle seferberliğinden bahsediyoruz. Fakat bunun oluşumu, ortaya çıkışına dair çeşitli tevatürler vardır. Yani böyle bir yağmurdan sonra çıkan mantar gibi kendi kendine olmuş gibi anlatanı da gördüm. Nitekim geçenlerde sevdiğimiz bir avukat arkadaşımız, anarşist eğilimlidir, bu tür bir yazı da yazmış herhalde. İşte işçiler kendi kendilerine bunu yaptılar diye. Aynı zamanda çeşitli tartışmalarda işte kendi siyasal örgütünün o dönemki şeyinin biraz da böyle aslında hayalmiş. Mesela TKP'li İhtiyar abilerin parti yaptığını falan gibi anlattığını da gördüm. Bu tabii tartışmalı bir konuydu diyeceğim ama Zafer Aydın 15-16 Haziran'a dair çalışmasından sonra çok tartışılmasının da yeri olup olmadığını, hani ben çok tartışılacak bir şey olmadığını ifade edeceğim bugünkü sunumda, ama esas değinmek istediğim şey Kartal İşçiler Derneği. Çünkü 15-16 Haziran'a o etki etti, bu etki etti, çok tartışılabilir. Fakat bir tıpkı Kent Enstitüleri Derneği girişimini yapan genç arkadaşlarımız gibi öğrenci hareketinin içinden çıkmış birisi Harun Karadeniz. Bundan yarım asır önce, 50 yıl önce burada Kartal'da, ki o zaman tabii daha işçi karakteri net bir mahallede bir dernek kuruyor, Kartal İşçiler Derneği. O zaman tabii tiple de yakın ilişki içinde ve buraya gidip gelen işçiler, buradaki çeşitli eğitimler, ortak tartışmalar falan, tabii bunlar daha ziyade bölgedeki fabrikaların işçi temsilcileri falan olduğu için de sosyal mücadelelere bütünüyle yabancı değil, ama bunun daha ziyade ekonomist karakteriyle hemhal olmuş insanlar. Fakat Kartal İşçiler Derneği'nin bu öğrenci gençlik hareketinden gelen insanlar diyeceğim isimlerle, tabii burada yani esas olan Harun Karadeniz'dir. Yani bütün hepsi için aynısını söylemek o sırada çok mümkün değil. Ben de yani işte o yaptı, bu yaptı falan gibi çok uydurma şeyler söylemek istemem, ama Harun Karadeniz'in o öngörüsüyle buradaki işçilerin birleşimi daha sonra 15-16 Haziran günlerinde aslında iş bırakan, fabrikaları boşaltıp E5'e çıkıp işte İstanbul'a kadar yürüyen pek çok işçinin de burada Kartal İşçiler Derneği'ne hiç değilse yani bir eğitimine, bir tartışmasına, bir toplantıya gelmiş insanlar arasından çıktığını unutmamak lazım. Esas şeye gitmeden önce bunu şundan dolayı anlatıyorum. Kartal'da Kent Enstitüleri Derneği'nin de gene bugün gördüğümüz çeşitli, esas olarak tabii ki ekonomik temelli taleplerle kurulu düzene karşı sesini yükseltmeye cesaret eden bütün ezilenlerin ve emekçilerin siyasal kavrayışlarını, bilinç sözünü kullanmayacağım burada, siyasal kavrayışlarını, anlayışlarını, mücadele etme cesaretlerini yükseltecek faaliyetlerde bulunacağını umut ediyorum. Dolayısıyla böyle önemli bir misyonu böyle tarihsel bir yerde Kent Enstitüleri de umarım yerine getirecek. Şimdi 15-16 Haziran nasıl oldu? Demin dediğim gibi işte böyle bir bütünüyle, biz de kendiliğindenci diyoruz buna. Bu çok doğru bir laf değil. Daha doğrusu doğru bir çeviri değil. Spontan sözcüğünü böyle çeviriyoruz. Spontan ani demektir esas olarak. Yani böyle kendiliğinden deyince dediğim gibi yani mantar bitmesi falan gibi anlaşılıyor. Ani demek aslında hazırlık sürecinin, doğrudan eylemliliğin, kitle seferberliğinin, hazırlık sürecinin uzun bir döneme yayılmaması anlamına gelir. Yani birdenbire olmuştur. Ama bu
kendiliğinden anlamına gelmez Türkçedeki ifadesiyle. Yani ortada doğrudan olmayan bir hazırlık süreci olabilir ve olan süreçte kısadır. Yani esas olarak bunu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de 1961-62'den itibaren çok canlı bir toplumsal mücadeleler, ekonomik temelde de olsa, yani ekonomizm sınırları içinde de olsa olduğunu görmek lazım. Yani bunu ayrıca anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama Kavel direnişi, Simger işgali, Derbi işgali, Zonguldak madencilerinin Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe'nin jandarma tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan isyanı, bunların hepsi dediğim gibi ya en siyasi olduğu noktalarda sendika seçme özgürlüğüyle alakalıdır. Yani insanlar Türkiye Maden İş ya da Lastik İş'te örgütlenmek istiyorlardır. Aynı şekilde Kristal İş'in Paşabahçe grevi de orada Kristal İş örgütlenme ya da daha iyi çalışma koşulları istiyorlardır. Tabii bunların arkasında da 68 öğrenci eylemleri. Yani çok canlı bir toplumsal hayat var. Zaten daha sonra 12 Martçılar, yani Memduh Tağmaç bu işte şeyi aştı diyecek. Yani toplumsal uyanış bizim siyasi sınırlarımızı aştı diyecek. Dolayısıyla böyle bir doğrudan 15-16 Haziran'la alakalı olmasa da burada sendikalaşan, yeni sendikalar kuran, var olan sendikalara giren, iş bırakan, grev yapan, sendika seçme özgürlüğü için fabrika işgal eden insanların birbirlerini buralardaki kahvelerde vesaire gördüğü, zaten aynı köyden geldiği, aynı şehirden geldiği, dolayısıyla böyle bağlantıların olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. 68 ile birlikte bunun daha siyasi tipin varlığının da bir etkisi var. Gene doğrudan olmasa da dolaylı olarak bunu etkiliyor. Yapılmak istenen şey ne? Yapılmak istenen şey de sendikalar yasasının değiştirilmesi aslında. Var olan sendikalar yasası 27 Mayıs'tan sonra 1963'te çıkan o dönemin, yani 63'teki Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in de işte kendisinin en önemli başarılarından biri olarak gördü ve kendisi de aslında ulusal siyasette bir figür haline getiren önemli yasal metinlerden bir tanesi. Çünkü aslına bakılırsa daha sonraki canlılığında bir tür yasal kurumsal altyapısını oluşturulmuş bir çerçeve. Fakat burada da gene arabayı atın önüne koşmamak lazım. Çünkü ilk olarak, yani 27 Mayıs Anayasası grev hakkını bir anayasa hükmü olarak 50. maddesinde tanıyor. Ve 2 yıl içinde bir sendikalar yasası ve toplu iş sözleşmesi grev ve lockout kanunu çıkarılacağını da hükme bağlıyor. Fakat 2 sene geçmesine rağmen bu yasa çıkmayacak. Yani biraz daha geç çıkmış olacak. Temmuz ayında çıktığı düşünülürse. Çünkü anayasanın kabul edilmesi 27 Mayıs 1961, yasanın çıkması Temmuz 1963. Dolayısıyla burada bu süreci şey yapan çeşitli eylemlilikler var. Yani yasa çıkmadan önce de Saraçhane mitingi, Kavel grevi gibi eylemler aslında bu şey yapıyor. O yüzden evet, yasal kurumsal çerçeve önemlidir ama bunu zorlayan da gene mücadelenin kendisi olduğunu ifade etmek lazım. Fakat bu çerçeveyle bunun getirdiği bir sendikal özgürlükler, göreli sendikal özgürlükler ortamı ve bu ekonomist taleplerle birleşince canlı bir sendikal hayat ortaya çıkıyor. Özellikle bu bölgede. Yani işte İzmit'ten başlayıp yani bugün Avcılar vesaire diyebileceğimiz kadar uzanan bölgede esas olarak, ama bunun tabii ki işte İzmir, Ankara, İstanbul, daha sonra Bursa, biraz daha sonra Kocaeli'nin diğer alanları falan, Çukurova etkileri olacak. Ve Soğuk Savaş konjonktüründe de burada özellikle diskin kuruluşundan sonra bu yasal kurumsal çerçeveyi değiştirip bu canlılığı boğmak istiyorlar. Yani bir ilk adım olarak orada bu yasayı değiştirirsek, bir sendika tekeli yaratmayı becerebilirsek bu canlılığı da ortadan kaldıracaklarını düşünüyorlar ve buna dönük
yüksek barajların olduğu bir yasa tasarısı hazırlanıyor, meclise geliyor ve meclisten de zaten geçecek. Ve gelişi de bu arada aslında mecliste bulunan iki büyük partinin, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Adalet Partisi'nin sendikacı milletvekilleri var. Bu Türkiye'de eski bir gelenek. Şimdi pek kalmadı. Zaten 12 Eylül'de yasakladılar. Yani hem sendika başkanı olmak hem milletvekili olmak mümkün olmadı. O zamanlar böyle bir şey yok. Dolayısıyla önemli bazı sendikaların başkanları mecliste milletvekili. Her iki partide de var. Türk İş'te Adalet Partilerinde bir ağırlığı olduğu için 50-50 gibidir. Ve CHP'de de böyle milletvekili olarak komisyon aşamasında Türk İş olduğu için esas olarak, çünkü tipli sendikacılar sonuç olarak DİSK'i kuracaklar ve DİSK'liler. Dolayısıyla CHP ve AP'nin sendikacıları Türk İş'li ve Türk İş'in kendi genel kurulunda da zaten Adalet Partili Çalışma Bakanı bu yasanın değiştirileceğini ifade ettiği için komisyonda ortak bir biçimde geçiyor. Geçen yasayı da anlatmayacağım çünkü aslında 12 Eylül'den kabul edilen yasadır. Yani getirmek istedikleri düzenleme, yüksek barajlar, noter şartı bir Türk İş etrafında sendika tekeli yaratmaya çalışan bir düzenleme. Diski bertaraf etmeye dönük bir düzenleme. Özellikle de Türkiye Maden İş'le lastik işini, o dönemin lastik işini bertaraf etmeye, ama aynı zamanda insanlar unutuyorlar. Daha o tarihte, yani 68-69-70 tarihinde diske üye olmamış bol miktarda küçük bağımsız sendikalar da var. Yani iş yerindeki sarı sendikadan rahatsız olan bütün işçiler çeşitli iş kollarında kendi bağımsız sendikalarını da kuruyorlar. Bunlar daha sonra birleşecekler dönem içinde ve 70'ler boyunca diske katılacaklar. Ama o esnada öyle bir şey yok. Bunlar bazı iş yerleri temelli bağımsız sendikalar. Bunun da aslında en büyük örneği bugün hala Türk İş üyesi olan Kristal İş'tir. Kristal İş de bugün şeyde iş kolunda en büyük sendika olan Çinse İş'in öncüsünün, o sırada birebir Çinse İş'ti. Şişecam'da imzaladığı toplu sözleşmeyi beğenmediği için Paşabahçe İşçilerin kendi girişimiyle kurduğu aslında bir bağımsız sendikadır o esnada ve daha diskin kurulmasına giden sürecin sürüklemiştir. Çünkü Petrol İş, Türkiye Maden İş ve Lastik İş ve Ankara'da GES İş özel olarak destekler bu sendikayı. İşte Paşabahçe dönemi bu şekilde olur ve o örneği daha sonra 65'ten sonra başka sendikalarda tekrarlıyorlar. Dediğim gibi biz disk diye şey yapıyoruz ama bunun disk olması, yani bunların bu kurulan bağımsız sendikaları, ki lastik iş olmuyor zaten, Türk İş'e geliyor. Orada bir bölüm oluyor. Petrol İş Türk İş'te kalıyor. Oranın hep sol kanadı gibi davranıyor. Bugün bile öyledir. İşte Türkiye Maden İş'e, Lastik İş'e disk kuracaklar ondan sonra. Diğer bağımsız sendikalar da genelde birleşerek diske katılırlar ve diskin bildiğimiz sendikaların çoğu da bu şekilde kurulmuştur. Yani 67, 68, 69, 70 tarihinde iş yerindeki sarı sendika varlığına karşı baş kaldıran işçiler bağımsız sendikalarını kururlar. Daha sonra genelde Türkiye Maden İş'in ön ayak olmasıyla bu sendikalar bir araya gelip ortaklaşıp diske katılırlar 70'ler boyunca. Bu tabi gene 15-16 Haziran'dan sonra mümkün olan bir süreç. DİSK bu noktada ilk önce, yani bu yasa tasarısı komisyondan geçtikten sonra bir Ankara ziyareti yapıyorlar. Ve CHP ile konuşuyor. Esas olarak da Bülent Ecevit ile konuşuyorlar. Çünkü dediğim gibi aslında herkesin desteklediği bir düzenleme. İşte 12 Eylül'den sonra da yeniden getirecek olan düzenleme zaten. Yüksek barajlar böylelikle bu bahsettiğim türden bağımsız sendikaların kuruluşu engellenmeye çalışılıyor açıkçası. Yani o barajları geçemeyecekleri için. Ve tabii gene insanlar tarihi unutuyorlar. O esnada CHP ortada bir parti. Yani şimdi çok net ideolojisi var anlamında söylemiyorum ama o dönem bir devlet partisi olmaktan başka bir şeye dönüşmeye çalışıyor. Yani Ecevit ve Ecevit'le özdeşleşen parti içindeki hizibin şeyi bu. Alameti farikası bu. O esnada bir grup zaten
partiden ayrılmış, yani bunlar çok sola kaydılar diye Güven Partisi'ni kurmuş, çeşitli derin devlet isimleri, yani MİT'çi mi, SMİT'çi mi çok belli olmayan insanlar, bir grup ama hala parti içinde. Yani işte bugünle karşılaştırırsak, işte Kemal Satır'ın etrafında ulusalcı diyebileceğiniz bir ekip, daha eski yani devletçi falan. Ecevit'e de bunu çok şey yapmamak lazım. Yani o tabii en öne çıkan isim ama Turan Güneş, Öget Öktem Hoca'nın babası, şimdi böyle bir ismi hatırlamıyorum, Hikmet Öktem de. Önemlidir yani, Öget Hoca'nın babası, Barış Akademisyeni, 70 yaşında kadıncağızı, Bülent Tanöyleş'i şey yaptılar, Vakıf Üniversitesi'ndeki işinden attılar imzacı diye. O falan böyle bir ekip, daha sonra kendiler aralarında kavga etseler de bunlar da bakıyorlar. Çünkü CHP'nin çıkışı yok. Yani CHP'nin çıkışı yok, şu anlamda yok. Ülkenin zaten sermaye sınıfını temsil eden işte tüccarlar, büyük çiftçiler, sanayiciye dönüşmüş İstanbul burjuvazisi falan bu sağ partileri destekliyor. Her ne kadar Behti Koç hala CHP üyesi olsa da, o dönem ölene kadar böyle kaldı zaten. Ama daha sonra 70'lerin başından, gene 15-16 Haziran sonra TÜSİAD'ı kuracak olan ekip, bunlar esas olarak sağ partileri destekliyorlar. Dolayısıyla burada onlara, yani ifadeyi mazur görün, ekmek yok. Dolayısıyla zaten bir ekip, ya biz daha böyle halkçı olmamız gerekir diye ta 46-47'lerden beri söylüyorlar. Ama kafalarındaki halkçılık 46-47'de biraz çoğunlukla Alman eğitimli oldukları için biraz böyle animasyonel sosyalizm falandan da etkilenmiş bir şeyken, 50'lerden itibaren daha liberal eğilimli, bu bahsettiğim isimler öyledir yani, Turan Güneş, Bülent Ecevit, işte Öget Hoca'nın babası, ismini hala hatırlamıyorum. Bunlar daha liberal eğilimli bir ekip ve o esnada da zaten Avrupa'nın sosyal demokrat partileri, yani eski ikinci enternasyonel partileri iyice reformistleşmiş. Buna benzer bir parti olursak eğer, biz hani buradan bir çıkış sağlayabiliriz. Ülkeyi sürekli sağ tarafından yönetilmesini engelleyebiliriz. Nitekim 70'lerde de bu şeyin karşısında olacak. Ama daha parti, sosyal bir devlet partisi kararını vermemiş ve bir tarafta Kemal Satır ve etrafındaki ekip, bir tarafta Ecevit ve etrafındaki ekip bir şey içindeler. Ve denge içindeler, çünkü ilk başta aslında İsmet İnönü bu bahsettiğim Ecevit'in etrafındaki ekibi desteklemiş olsa da 66'dan itibaren tipin yükselişi falan filan onu biraz korkuttuğu için diğer tarafa doğru sonra çubuğu büküyor. Ve disk heyeti gidip ziyaret ettiği zaman böyle bir şey, CHP var. Dengede bir CHP var. Ne tarafa gideceği belli olmayan, yani çıkışı bir tür devlet partisi olarak kalmaya devam etmek mi, yoksa işte daha kendisini bir halkçı bir biçimde yeniden kurup başka bir yöne yönelecek mi, bu belli olmayan parti. Ve diskler dedik, anlattıkları mevzunun üzerinden ben hiç değilse zabıt cevidelerini okuduğum için de biliyorum. Komisyonda aslında bütün CHP tasarının yanında olmasına rağmen meclis aşamasında bu bahsettiğim, yani Ecevitçi diyeceğimiz basitleştirmek için ekipten milletvekillerinin oylamaya katılmadığını görüyoruz. Yani zabıt ceridesinde oy verenler var. Çok kilit isimler var. Osman Soğukpınar, Ankara milletvekili, GESİŞ başkanı. Şimdiki TESİŞ'in Kur'an, Birleşik Kur'an sendikalardan bir tanesidir. Soğukpınar çok net bir Ecevitçidir. O dönem. Baştürk değildir mesela. Yani Baştürk'le Ecevit'in yıldızı hiç şey yapmamıştır. O yüzden Soğukpınar hep kendi sendikasını da Türk İş şeyinde tutmuştur aslında. Baştürk o yüzden yani çok bu yasayı destekleyen biri olmaktan disk başkanlığına aslında yani hiçbir zaman Ecevitçi olmamasıyla da, yani partinin merkezine bağlı olmamasıyla da bir ilgisi vardı. Levit Yurtoğlu, İzmir milletvekili falan, bunlar bilinen, bunlara oy vermeye katılmıyorlar. Yani hiç değilse disk oraya gittiği zaman anlaşılıyor ki bu Ecevitçiler biz bir bakalım diyecekler. Tabii bakacakları şey de, bu şey hep böyledir. Yani egemen sınıflar açısından halktaki gücünüzü göstermeniz lazım. Halkta gücünüz olmadığı zaman kimse sizi ideolojik fikirleriniz ya da işte çok ahlaklı tutumunuzdan dolayı falan egemen sınıfları yanınıza çekemezsiniz. Kuvvet göstermeniz
lazım. Nitekim 14 Haziran akşamı işte Merter'de, diskin şeyi o zaman orada, o binada bir toplantı yapılıyor iş yeri temsilcileriyle. 17 Haziran'da aslında bir büyük miting yapmak istiyorlar. O mitinge giderken de 15-16 Haziran'da iş bırakılacak. Yani iş bırakılacak. O şimdi şey gibi değil. Yani ben tabii keskiyim, biz de iş bırakıyoruz mesela. Bırakırdık eskiden. Bundan 7-8 sene evvel falan. İstanbul Üniversitesi'nin kapısına bu iş yerinde grev vardır falan diye pankart astığımız da olmuştur. Ama yani şimdi zaten üniversite hocası derse girse neye girmese ne yani. Öyle bir şey değil. Bu insanlar hakikaten iş bırakılıyor. O zaman iş bırakıldığı zaman tabii yani millet öyle yerinde falan oturmuyor ya da yemekhaneye falan gitmiyor. Yerleşik şey muhakkak hani dışarı çıkılıyor. Hani işte davul zurna halay, etraftaki fabrikalardan hani zorlanan varsa yani bırakalım bırakmayalım falan diye böyle oralara gidilmesi falan. Ya yakın yerlerde olduğu için bu E5 boyunca bir kısmı hala duran fabrikalardan bahsediyoruz. Ya da Haliç boyunca Eyüp tarafında falan. Yani iş bırakın dendiği zaman anlaşılan şey o. Yani işçiler çalışmayacak, dışarı çıkacaklar davul zurna. Hatta yapabiliyorlarsa zorlanan fabrikalara, yakındaki komşu zorlanan fabrikalara da gidecekler. İşte onun dışında da hadi dışarı gelin falan gibisinden orada bir halay çekilecek falan, böyle bir şey planlanıyor ve herkes dağılıyor şeyini. Şimdi bu işin planlı kısmı. Yani plan bu kadar. Planı yapan da disk. Ankara'ya gidiyorlar. CHP'nin bir kanadının hiç değilse tarafsızlaşmasını sağlıyorlar. Sonra ama bu tarafsızlaşmanın bir şeye dönüşmesi için, yani bir şeye dönüşmesi derken de senatoda da oynanacak. Çünkü o zaman iki meclislik var. Anayasa Mahkemesi var. Tipin Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkı var o dönem. İşte de Rıza Kuvas, Lastik İş Başkanı Tip Milletvekili zaten. Ve bunların karar vermesi açısından da bir güç göstermek gerekiyor kamuoyuna. Onların düşündüğü şey de iki gün iş bırakırız, büyük bir miting yaparız, Saraçhane mitingi gibi. Ve işte Senato'da, Anayasa Mahkemesi'nde falan lehimize bir şey olur. Plan bu aslında. İşin işte aniden dediğim, yani spontan kısmı bu. Çünkü bu iş yeri temsilcileri işte kahvelerine döndükleri zaman ve sabah iş yerlerine, sabah iş yerine gitmiyorlar. Yani bu arada yani Cumhuriyet Haber falan da çıktığı için akşamdan gidiyorlar iş yerlerine falan. O ciddiyetle gittiklerinde bu beklenenden çok daha büyük bir şeye dönüşüyor. Yani işin spontan kısmı da bu. O iş yeri temsilcileri bırakın diski, Türk İş'e bağlı bazı fabrikalarda dahi iş bırakılıyor. Çünkü akşam kahvelerde konuşulmuş. Ve E5'e çıkıldıktan sonra da yani böyle ya burası da çalışmıyor falan diye bir iki yere gidiyorsunuz ama yani yürümeye başlıyorsunuz. İstanbul'a doğru yürümeye başlıyorlar. Böyle bir plan yok. Yani onu da söylemek lazım. Yani işin evet bu kendiliğinden falan kısmı şeydir, hikayedir. Ortada bir şey, ortadaki siyasette Türkiye Maden İş'in sendikal örgütlenmesi. Ama o ortam yani 60'ların başından beri gelen, 68'de yükselen ve 12 Mart'ın yapılmasına sebep olan aslına bakarsınız. O ortam bu planı, bu basit planı ve daha önce de görülmüş bir planı aslında hiç olmadık bir şeye çevirecek. 15 Haziran ve 16 Haziran'da işçiler işlerini bırakıp İstanbul'a yürümeye kalktıkları zaman ve tabii çeşitli yerlerde asker ve polisle de çatışıyorlar. 5 tane ölü vardır. Bunların dördü işçi, üçü kesin işçi, bir tanesi seyirci miydi, katılımcı mıydı belli, bir tane de güvenlik görevlisi. Tabii daha yani çok daha büyük şeyler gördüğü için Türkiye 5 çok şey değil ama 15-16 İstanbul durur. Yani bu tabii o dönemin sanat eserlerini neydi? Zengin Mutfağı'nı eğer okuyan ya da izleyen, tiyatroda ya da şeyde gören varsa, sinemada gören varsa başka şeyler de var, eserler de var. Bu tabii bu beklenmedik bir şey. Ha bunun bu kadar daha sonra kim yaptı falan bilinmemesinin sebebi, onu da söyleyeyim. 12 Mart yargılamalarında disk yöneticileri bunu sahiplenmiyorlar. Yani bu da normal bir şey. Yani çünkü yani darbe mahkemesinde yargılanıyorsunuz. Yaptık tabii bir daha yaparız falan dediğiniz zaman yani bu bir siyasi savunma olur. Bir sendikadan da böyle bir şey
çok beklemek mümkün değil. Öyle olunca da ya kim yaptı bu işi kendiliğinden falan filan oradan çıkıyor. Ama dediğim gibi işin bir spontan tarafı var. Çünkü planlanandan çok çok daha büyük bir şey oluyor. Ama genel olarak da Gezi de böyleydi. Yani böyle bir bu tür toplumsal kalkışmaların senaryosunu baştan sona yazamazsınız böyle şeylerde. Eğer ortam müsaitse en küçük kıvılcımlar bile en büyük kalkışmaları tetikleyebilir. Bunun sonucu tabii ne olacak? Bunun sonucu aslında bu CHP'deki şeyi bağlayan, tartışmayı bağlayan şeylerden biridir. Yani Ecevit sırf Kemal Satır'ı değil, İnönü'yü de yener. Şimdi bunun tabii ki tek şeyi 15-16 Haziran demeyeceğim ama bunun çok büyük bir etkisi vardır. Yani nereye gidileceğinin şey yapması. Zaten 15-16 Haziran'dan sonra fikirdi. Senato'da CHP tasarıya karşı oy verir. Ama sayıları yetmez. Hatta milletvekili kaybediyorlar. Yani bir sendikacı milletvekili Burhanettin Asutay bundan dolayı CHP'den ayrılıyor. İzmir kökenli bir muhafazakar sendikacıdır. Milletvekili aynı zamanda. Başka isimler de var. Çünkü bu hakikaten bir taraf olmak gibi. Ve tabii 12 Mart'ın da aslında en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bunu görmek lazım ve işte çeşitli işçi önderleri işten atılıyorlar. Kara listeler oluşturuluyor ama tabii o dönemin canlı ortamında bu insanların hiçbiri ortada kalmıyor. Gene Zafer abinin başka bir çalışması daha var. Yani o dönem işçi önderleriyle yaptığı kişisel görüşmeleri şey yaptı. Başka yerlerde çeşitli bağlantılar üzerinden dayanışmayla bu insanlar yine işe girecekler ve bu deneyimin getirdiği siyasi bilinçle de 70'lerin bu yükselişinde bir rol oynayacaklar. Dediğim gibi çok uzatmadan da şey yapmak gerekirse yani bu tür bir şeyin örgütlenmesinde her zaman için kuşkusuz ortam, şartlar, şu bu falan bunlar önemsizdir demiyorum ama bizzat bu işin içinde olan, kendine bunu adamış işçi önderlerinin olması gerekiyor. Bu tabii bir sendikal faaliyet için işçi önderi diyorum. Başka mücadele alanlarında da bizzat o alanın kendi içinden ortaya çıkacak liderleşme, önderleşme süreçlerinin olması lazım. Bunun yapılması için de muhakkak buralara bir müdahale gerekir. Yani bu gene yani bir ağacın kendi kendine yetişmesi gibi olabilecek bir şey değil. Tipin varlığı, diskin varlığı, Kartal İşçiler Derneği'nin varlığı. Bunlar tabii çok farklı seviyelerde. 68 gençlerinin ısrarla her tür işte Singer, işgal vesaire direnişlere gitmesi, buralarla bağlantı kurmaya çalışması bu toprağı buna mümbit hale getirmiştir. Yoksa her yerde bir hak kaybı olduğu zaman kurumsal bir yapı yani bir sendika muhakkak bir karşı çıkış düzenleyecektir. Bu karşı çıkışın bekleyenin çok ötesinde bir toplumsal sonuç yaratması bu türden çabalara bağlıdır. Yani 15-16 Haziran'dan bugün ne ders çıkarıyoruz diyorsak işte bugün burada bulunmamızın sebebi olan bu tür kurumsallaşmaları yaratmalı. Kent enstitüleri, Mutsen'i yani bize bu tür bir mücadele hattı çizmeye yönelten ders 15-16 Haziran'dan çıkardığımız derstir diyeyim ve bunun yine başka toplumsal mücadelelerde de bu kadar büyük kitle seferberliklerinde olması tabii yani ve buna uygun toplumsal siyasal dönüşümlerin gerçekleşmesi için biz bu türden bugün böyle çok şey gibi gözüken yani bazen çok yorucu olan, çok sonuç almıyormuş gibi gözüken, çok lüzumsuz gözüken tarafları olan yani doğrudan doğruya siyasal örgütlenmeyle alakalı gibi gözükmeyen tarafları olan meşakkatli işler yapıyoruz. Bunları yapıyor olmamızın sebebi 15-16 Haziran'dan ya tabii başka toplumsal kalkışmalardan çıkardığımız bu derstir diyeyim. Dilediğiniz için teşekkür ederim.